Öznesi ölüm bir cümleydi gece. İtiraf devletleri donanmaları toplandı İstanbul önlerinde. Zarif bir ihanet gecesiydi. Zarif bir zifaf şeceresi. Penceresi gül aruzuyla süslü sazende bir ağıt devriyesi. Ve çocuklar başlarını kaldırıp kesik kelleleri gördüler. Ve çocuklar başlarını kaldırıp baş eğenleri gördüler. Ve çocuklar ki o adamların kanla çalışan dolma kalemlerinin mürekkep hokkası, tansiyonları tarumar eden hokkabaz kadınlar suçlu kaldılar. Yırtıcı, külotsuz hayvanlar, sütyensiz yeni yırtık kadılar. Sıra sıra kolera makamından alem kum saatinin uykusu geldi. Miğferinden zafer çıkartacak sihirbaz asker gibiydi hiç. Hiç orada küçük, korkak, anlamlı, saygın ve silahsızdı. Haklı olsa bile giderek onurlu bir orospu görüyordu. Gerçek, yurtsuz bir tutku ve Allahsızdı. Müdafaa-i ahlak cinayeti masası cinsiyetsiz, ulusal bir leş gibi karnında oynaşan akraba solucanlarla birlikte bir avuç kalleş gibi birikti bir ikindi sabahının, bir ikindi sağanağının içine. İçi dışı bir göze, birdenbire. Mavi ve secde bir kutsal yosma göze. Hem de gözümüzün önünde. Öznesi ölüm, bir cümleydi gece. Nesneler ölürken sıfat taşırlar. Azrail bir sırma saçlı at taşır. Taşınır gün, yüzüne göğün. Görünür olur yorgan altından bir zaman, yorgası her penis prensinin. Prensiptir bu. Beyin omurilik sıvısı derinliklerinde bir karışın girdap, gri hücreler perişan ve ne yapmak gerektir, habersiz. Laf telgraf olsa telleri mastar eki tutmuş bir fiil. Bu bir susuzluk değil, bir kibir hadi, hiç değil. Tırnakları habis bir celladın saltanatıdır iplerde. Her idam, celladların hacimsiz cesetleridir bilakis. Sen, öznesi özlem bir sevda olan kız. Merak etme. Biz şairler, hiçbir ölümde yalnız değiliz.